Orta sayfadan herkese merhaba efendim. Yepyeni bir günde, yepyeni bir haftadan Ocak ayının son günlerinde artık ekran karşısında ve sosyal medyada bizi izleyen herkese bir kez daha sevgilerimi yolluyorum efendim. Tabii ki top dolu bir magazin bizleri bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu ülkemizde ünlü yağmuru vardı. Bunları vereceğiz. Türkiye'de neler yaşandı? Hepsini masaya atacağız. Zira yarın akşam İstanbul'da Maslak'ta Fashion TV'nin kendi ofisi, kendi okulunda Fashion TV ödül töreni, bu yıl 12.si düzenlenecek Fashion TV ödül töreninde biz de orta sayfa ekibi olarak ödülümüzü almaya gideceğiz. İki gün sizlerle birlikte olacağız. Perşembe günü sizlerle birlikteyiz. Ama bir kez daha Enin Sonata ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta en çok izlenen magazin programı olarak bizleri like gördükleri için efendim. Tabii ki oradan elimiz boş gelmeyecek. Sizlere en güzel haberleri, dedikoduları, neler oldu, neler yaşandı hep birlikte vereceğiz. Evet efendim. Tabii ki programımıza başladık. Ekran karşısında bizi izleyenler. Tabii ki ülkemizde hafta sonu Sıla konseri vardı. Lafam Modos Otel'de sahneye çıktı. Gerçekten Sıla uzun bir aradan sonra kendisini dinlediğim zaman performansıyla, sahnedeki duruşuyla, orkestradaki uyumuyla güzel bir gece yaşattı konuklarına. 2 saat sahnede kaldı. Konuşma esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sabah geldiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin havasını, denizini, suyunu, özellikle güneşini çok beğendiğini belirtti. Buraya aşık olduğunu söyledi. Bugünlerde zaten birçok ünlü de Kıbrıs'tan ev alır. Belli mi olur? Belki Sıla da Kuzey Kıbrıs'tan ev alır diye tahmin ediyoruz. Belki de alabilir de. Çünkü her gelen buraya aşık olur Kuzey Kıbrıs'ın havasına. Çünkü İstanbul'da dondurucu bir soğuk var. Tabii ki sağanak bir yağış bekleniyor İstanbul'da. O yüzden de her Kıbrıs'a gelenler başarılı bir şekilde Kıbrıs'ı beğeniyorlar. Kuzey Kıbrıs'ı beğeniyorlar. Evet efendim, şimdi Sıla'ya başlıyoruz. Tabii ki nereye gidiyoruz? Les Amoros Otel'e gidiyoruz. Sıla konserinde bir izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Efendim, Les Amoroso'ya gittik, Sıla konserine geçecektik. Güzel bir konser izlerle birlikte oldu. Tabii ki Sıla uzun bir aradan sonra Kuzey Kıbrıs'ta sahne aldı. Şunu söyleyelim, Şubat ayında İlker, sevgilisi İlker Kaleli ile evlenip evleneceği konuşuluyor. Hatta Kuzey Kıbrıs'a gelecekti sevgilisi ve son dakika uçakta evlendiği için gelemediler. O yüzden de Sıla evlilik adımlarla adım adım ilerliyor. Güzel bir konser bize bitti. Evet, biz magazinde devam edelim. Biliyorsunuz ki hafta sonu, cumartesi günü Kıbrıs Yasemin Eki sizlerle birlikte oluyor. Kıbrıs Kalitesi ile birlikte 115. sayımızı geride bıraktık. Tabii ki geçtiğimiz hafta yine dop doluyduk. Bu hafta da çok dop dolu olacak. Sadece yaşanan olaylar, röportajlar, tabii ki hem sağlık, hem güzellik, hem moda. Ne ararsanız Kıbrıs Yasemin Eki'nde. Arkadaşlar ekrana getirsinler, Kıbrıs Yasemin'de bu hafta neler vardı, bunu bir değerlendirelim. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs'ta birçok sanatçı sahneye çıktı. Verin arkadaşlar ekrana, birçok sanatçı sahneye çıktı. Bunu Kıbrıs Yasemin'in kapağında verdik. Ama konular nelerdi, hep birlikte bunu bir görelim. Getirin ekrana, üzerine konuşalım arkadaşlar. Yoksa başka bir yere geçelim. Evet. Tabii ki başlıyoruz. Mart ayındaki Kanal D seyircisiyle buluşması planlanan sektörde genç oyuncular kazandıracak Yıldız de bana yarışmasının jürisi koltuğuna Hülya Avşar, Kerem Alışık, Büşra Pekin oturacak. Handal Kalis'e yarışmada oyuncu koştuğu yapacak. Hazırsa görüntü verin ekrana arkadaşlar. Sevgili Adar Bey'i duyuyorsam. Evet. Devam edelim. Tabii ki hafta sonu biliyorsunuz ki sosyal medyada Murat Dalkılıç'ta Merve Boloğlu'nun tekrardan barıştığı konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili de Merve Boloğlu sessiz kalmadı. Benim sokağımda başka kumral var açıklamasını yaptı. Tabii ki söylentilerine cevap geldi bu konuyla ilgili. Ben sanmıyorum yani tekrardan Murat Dalkılıç'ta Merve Boloğlu'nun tekrardan bir araya geleceği ve bu yüzden de son günlerde çok konuşulan bir konu haline geldi. Merve Boloğlu'dan sosyal medyasından paylaşımlarını dikkatle izliyoruz ama böyle bir şey olacağını imkan yok. Yani artık herkes kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. Evet, Serena Sayka aile dizisi ilk fragmanı yayınlandı. İlk günden itibaren tabii ki Kıvanç Tatlıtuğ'u da birlikte başrol olacak olan Serena Sayka'nın telefon kılıfındaki yazı dikkat çekti. Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik. Bu bir gönderme. Tabii ki Serena Sarıkaya'nın bu paylaşımı Kerem Bürsin'e gönderme olarak yorumlandı. Tabii ki bir araya tekrar geleceğini sanmıyorum ama Serena Sarıkaya şu günlerde aile dizisiyle adından söz ettirmeye devam edecek. Kıvanç Tatlıtuğ'la önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan dizi fragmanda yayınlandı. Çok da bir sosyal medyada bayağı bir de güzel yorumlar geldi. Yani bu ikili tutar diye. Tabii ki hep birlikte bunu göreceğiz. Ne olacağını hep birlikte masaya atıracağız önümüzdeki haftalarda. Evet. Gelenek bozulmadı. Tabii ki yeni aşk, yeni aşklar Türkiye'de birçok ünlü sanatçı yeni aşka erken aşmaya devam ediyor. Bugüne dek çıkan aşk iddiaları hakkında hep sessiz kalan Aybüke Pusat ve Furkan Andış aşkı tam gaz devam ediyor. Bir tiyatro oyununda görüntülenen çift soruları yalnızsız bıraktı. Tabii ki Aybüke Pusat'ın da biliyorsunuz son dönemlerde hem dizi oyunculuğunda hem de aşk hayatında dolu dizgin devam ediyor. Evet, Hakan Peker usta sanatçı. Hakan Peker'in bir açıklaması var. 34 yaşında platonik aşk Tuğba B hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis ceza sistemi dava açıldı Hakan Peker'e. Hakan Peker sosyal medyadan 80 tane ayrı hesap açarak kendisine aşk mesajları atan, karşılık aramadığını, küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayet oldu. Tabii ki bu sosyal medya özellikle son dönemlerde bu tür olaylara denk geliyoruz. Ama Hakan Peker buna ilgili dava açtı platonik aşkına. Bu da birlikte önümüzdeki günlerde görecek. Evet, Usta Pelin Akil Beşiktaş'tan aracındayken mendil satan bir çocuğun cama vurarak kendisine ettiği küfürleri sosyal medyada paylaştı. Akil, İstanbul'a nasıl bu hale geldi diyerek sitem etti. Tabii ki Pelin Akil'in gerçekten yorumları bu konuyla ilgili tabii ki ekrana geliyor. Böyle bir şey yapmaz gerekir. Çocuktur diyelim. Ama bu şekilde de sosyal medya kullanarak
Bunu yapmaması gerekir de tahmin ediyorum. Bir nakilin yani biraz gündeme gelmek için bu dengeyi açıklamaların olmaması gerekir. Yani yapılmaması gereken bir olaydı. Bu da tabii çocuğun da orada küfürlü konuşması, sosyal medyadan paylaşması yani biraz hem gündeme gelmek hem de yapılmaması gereken bir olaydı. Evet. Usta oyuncu Filiz Akın kulağının üst kısmından tekrar ameliyat olacağını duyurdu. Keyifsizim biraz demiş. Filiz Akın kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağının üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz. Açıklaması geçmiş olsun diyoruz usta oyuncuya. Tabii ki Türk sinemasının başarılı isimlerden bir tanesi. Birçok filmde geçmişte rol almıştı. Tabii ki şu anda artık o ekranlarda pek fazla yok ama geçmiş olsun bir kez daha diyoruz. Evet. Devam edelim. Özge Özpirinççi şu anda Mercan ile geçirdiğim her dönem şükrediyorum. İş mutlaka olur ama çocuğunla geçirdiğin günlerini geri alamıyorsun. Açıklamasını yapmış. Uludağ'da tatildeler eşiyle birlikte, çocuğunla birlikte. Tabii ki Özge Özpirinççi'nin geçmiş haftalarda ayrı dizisinden gelen teklifi reddetmesi sonucunda yerine Serenay Sarıkaya seçilmişti. Özge Özpirinççi bu konuda bir yorum yapmadı ama pişman olduğunda bazı arkadaş çevresinde söylediği konuşuluyor. Neden böyle bir filmi, diziyi teklifini kabul etmediğini konuşuyor. Bence de pişman oluyor. Çünkü dizi gerçekten çok bomba bir dizi geliyor. Aile dizisi. Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu yerde hiçbir dizi başarısız olmaz. Evet. Melis Sezen, başka bir oyuncu Melis Sezen ve Umut Ünalmış'ın başrolünde oynayacağı Gül Ceval dizisinin çekimleri dün başladı. Tabii ki Melis Sezen'in de biliyorsunuz oyunculuk anlamında bayağı bir son dönemde çıkışa geçtiği ve özellikle dizi seçerken çok da titiz davrandığı konuşuluyor. Alacağı ücret çok konuşuluyor. Çünkü son dönemlerde Türk dizilerinde oyuncuların fiyatlarını, karşılarını iki katına çıkardı. Bunlardan bir tanesi de zaten Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başı 1 milyon TL alacak. Tabii ki Serenay Sarıkaya ise bölüm başı 500 bin TL alacak. Yani arada yarı yarıya neredeyse ama Melis Sezen'in bölüm başı 400 bin TL istediği konuşuluyor kulislerde. Murat Ünalmış'ın da iyi bir iki olumlar mı? Hep birlikte göreceğiz ama böyle bir dizinin Gül Cemal dizisinin çekimleri başladı. Tabii ki dün başladı. Başarı ne kadar olur hep birlikte göreceğiz. Çünkü önemli olan dizinin reytinglerine bakılır. Dizinin çok iyi tutacaksa bence de çok başarı olur diye tahmin ediyorum tutarsa. Evet. Ebru Şahin Birkan Sokoğlu'nun daha önce iki kez değiştirilen yeni dizisinin adını yine öğrenildi. Tabii ki Ebru Şahin de biliyorsunuz oyunculuk anlamında Birkan Sokoğlu'nun başarılı bir performansı, Mansur Apartman'daki performansı bayağı bir teklif geldi kendisine ama dizinin ismi değişiyormuş. Tabii ki bugünlerde özellikle dizi sektöründe birçok dizi hala da vizyona giremedi. Bazı değişiklikler oluyor. Tabii ki örnek her yıl merakla beklediğimiz Survivor'da ilginç. Tabii ki 3 yarışmacı çekildi. Seçkin Piriler rahatsızlığından dolayı Verdan Mardin'i dayanamayacağını söyledi. Dün akşam ise Yusuf Güney Survivor'dan çekildi. Bu yıl kulislerde konuşulan Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı erken bitirileceği konuşuluyor. Çünkü istediği reytingi görmedi. İstediği reytingi alamadı için tabii ki ilk başta da ilk 3 haftada 3 yarışmacının çekilmesinden dolayı Acun Ilıcalı hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir şekilde Survivor'ı erken bitireceği konuşuluyor. Çünkü bu yıl çünkü hep böyle merak ederdik ilk başta çıktığı zaman oyuncuların ne kadar performans sergileceğini ama bu yıl özellikle Berdan Mardin'i çok konuşuldu. Hatta oraya gideceği için tören bile yapıldı Survivor'a. Ama ikinci haftada Verdan Mardin'i yarışmadan çekilme kararı aldı. Soluğu nerede aldı? New York'ta. Tabii ki son zamanlarda adında sıkça söz ettiren sanatçı Verdan Mardin'i Survivor dönüşü ayağının tozuyla New York'a gitti. New York
Mardini, New York'a Times meydanlarında çekilen fotoğrafı ise olay oldu. Tabii ki bence de olay. Tabii ki Survivor'dan biraz gündem yaratmaya çalışıyor. Biraz gündeme gelmeye. Survivor'dan çıktı, döndü arabasının içinde, antidepresan şarkısını söyledi. Tabii ki Nihat Doğan gibi değil ama Verdan Mardini'nin yorumu farklıydı. Biraz böyle bu tür savaşçılar gündemden düştüğü zaman bunları yapmaya çalışıyor. Ki Survivor'dan ayrılanlar hemen İstanbul'a geldi, ailesiyle görüştü. Bir gün sonra da New York'a gitti. Tabii ki orada herhalde ya tatil yapacak ya da yeni proje için çalışmalara gidecek. Dilerseniz ilk bölüme geldik. İlk bölüme bir kısa bir ara verelim. İkinci bölümde konuşacağımız konular var ve Maximilian'a da gideceğiz. Maximilian'da neler yaşandı? İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz.
Et Fermi 2. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. The Taste Restaurant'ın sunduğu orta sayfa devam ediyor. Tabii ki sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bomba haberi verelim. 11 Şubat'ta Lesabonas Otel'de Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Volkan Kolak konseri yer alacak. Bunu da buradan belirtelim. Detaylı sonra Özge Taşer Faryal'a da katkılarına da çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha. Kont Valentin Yenikent'te ve Girne'de yepyeni ürünler sizleri bekliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alçan Towers yepyeni projesiyle çok yakında sizlerle birlikte olacak. Efendim Piskoti, Bayer Piskopulu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Facebook üzerinden de canlı yayındayım şu anda. Bizi izleyen herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Efendim bir kez daha tabii ki sosyal medyanın gücünü görüyoruz. Çünkü şu an burada bayağı bir yorumlar var. İzleyenler var. Herkese sevgilerimi yorum sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Buradan tabii ki ilk haberleri biz veriyoruz. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz ki Halit Mehmet'le ilgili bir haber verdiydik. Orta sayfa olarak hayatının filmi alıyor. Bununla ilgili de çalışmalara devam ediyor. Son görüştüğümüzde Halit Mehmet'le birkaç ay içerisinde bu çekimlerin başlangıcı nu söyledi. Kas oluşumu yapıyor. Tabii ki kendisi de Halit Mehmet de kendisi bu filmde yer alacak. Bu arada son dakika haberi artık ünlüler Kıbrıs'tan ev almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Kıraç. Efendim Kıraç Kıbrıs'ta ev almaya hazırlanıyor. Esentepe ve Çatalköy bölgesinde ev araması yaptı ve Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs'a yerleşmek istediğini aldığımız duyumlara göre bunu öğrendik. Bunu da buradan ilk kez orta sayfa olarak belirtelim. Tabii ki İlklerin programı orta sayfa hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Sponsorlarınıza devam ediyoruz. Tabii ki Ezgi Sinesi'ne çok çok teşekkürler. Adanın en iyisi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mr. Brown. Tabii ki benim önümde bugün uzaklarda doğdu. Kıbrıs'ı doğdu. Mr. Brown ailesine de çok çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı güzel, sade bir kahve. %37 de free. Deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. Mustafa ailesine teşekkür ediyorum bir kez daha. Yüksekbaş ailesine çok çok teşekkürler. Üniversal ailesi, Üniversal Bank'a çok çok teşekkür ediyoruz. Döveş kontrakçına, Mausa'nın en başarılı kontrakçılarından bir tanesi. Çok çok teşekkürler. Ediyoruz kendisine. Divol, Ferdi Bey, kadınlar aradığınız her şey Yenikent Gönyeli'de Divol diyoruz bir kez daha. Çok çok teşekkürler. Maxim Loral'da efendim tabii ki geçtiğimiz hafta Hakan Yazıcıoğlu çıktı. Bu hafta Hande Dönmez konseri var. Tabii ki Maxim Loral'da eğlence tam gaz devam ediyor. Önder Alışveriş Merkezi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Katkılardan dolayı bir kez daha Sun Valley Baştaşlar ailesi Esentepe'de müthiş bir yer. Tavsiye ederim. Hafta sonu gidin orada. Ya sabah kahvaltısı yapın ya da gidip konaklayın iki gün. Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Kiler Gıda'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Metkin'e, Metkin Limited'e teşekkür ediyoruz. Dinle Amerikan Üniversitesi'ne teşekkürler. Ciddi olma teşekkürler. Ali Aslan. Bitcoin deyince aklınıza gelen ilk isim. Ali Aslan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki birçok yorumlar var. Ebru Orar abi, babamın şeker hastalığı var. Bacakları yara demeye bakar mısınız? Ne olur? Tabii ki biraz sonra bakarım. Yorumlarla, gelen yorumlara. Evet, Şaban'da da Rafet Erdoğan çıkıyor. Biliyoruz. Ve Turan'la birçok sanatçı var. 11 Şubat'ta Hüya Avşar var. Tabii ki Ümit Besen var. Rafet Erdoğan var. Volkan Kodak var. Tabii ki diğer oteller daha çıkmadı ama 11 Şubat, 14 Şubat hafta içinde geldiği için 11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs'ta birçok ünlü sanatçı yine aşağı kılanını gelen konuklar için seslendi. Biz devam edelim. Yasemin Eki hazırsa sevgili Haydar, verelim ekrana. Hazır değilse magazin haberinize devam edelim. Tabii ki konuşacağımız konular var. Bunlarla ilgili özellikle evet, benden bir tane daha yok. Yasemin Eki ekrana geliyor. Geçtiğimiz haftada biliyorsunuz ki Hande Yener Kıbrıs'ta sahne almıştı. Söz müziği Genç Öcer'e ait olan Benden Bir Tane Daha Yok şarkısıyla yine listelerde adına söylettiriyor. Tabii ki bu da bu hafta Yasemin'in konusu oldu. Devam edelim sevgili Haydar haberlerimize. Tabii ki Hande Yener'den sonra birçok Yasemin Eki'nin de dop doluyduk. Var mı? Evet, devam edelim. Hayır arkadaş, devam edelim bunu. Devam. Evet. Hem eğitim, evet. Soner Olgun ve Tafet'te hayran bıraktı. Biliyorsunuz ki Kıbrıs'ta artık o bizden biri. Soner Olgun demek istiyorum. Yıllardır Kıbrıs sahnelerinde sahne alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Soner Olgun ve Tafet Bar'da sahneye çıktı. Gerçekten de sahne performansları nasıl ödettiriyor? Bu da geçtiğimiz haftaki Cumartesi Yasemin Eki'nin de konusu oldu. Devam edelim. Evet.
Evet, biliyorsunuz ki Yasemin Ekin'de doktorlar da yazıyor. Doçent doktor Yeşim Aksoy'un yazısı bu haftaki Yasemin'in konusu oldu. Güzelliği, özellikle kadınlar üzerinde güzellik konusunda da tavsiyelerini okumanızı tavsiye ediyorum. Yeşim Hanım'ın yazıları gerçekten de güzellik konusunda güzel yazılar yazmaya da devam ediyor. Devam edelim. Başkası olma, kendini ol. Funda Arar. Çok güzel bir konuya değinmiş. Tabii ki biliyorsunuz ki Türk pop müziği seviniz bir Funda Arar. 11'inde Oda Kıbrıs'ta. Bunu da belirtelim bir kez daha. Çıkacağı oteli tam aklımda değil ama Oda Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Başkası olma, kendin ol. Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta sahne almıştı. Ve basına verdiği demeçte hep kendinden yana. Başkası olma, kendin ol. Doğru söylüyor aslında. Çünkü Türkiye'deki birçok ünlü birbirlerini takip etmeye başladılar son dönemlerde. Evet, devam edelim sevgili Aydar. Evet. Biliyorsunuz ki dünya bu defileyi konuşuyor. Geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'nda ilginç defile yer almıştı. Birçok böyle aslan kafası podyumda yürüdüler. Dünya bu defileyi çok konuştu. Çok da ses getirdi aslında ama sadece yapay olarak kullanmışlardı onu. Ama böyle bir şeyin de çıkması birçok sosyal, özellikle yabancı basında çok dikkat çeken bir konu oldu. Bu hafta da Yasemin'in konusu oldu. Dünya bu defileyi konuşuyor. Cehennem modası adı altında. Peki yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor moda haftası. Mart ayı içerisinde de İstanbul'da moda haftası yer alacak. Yavaş yavaş da Türkiye'ye doğru geliyor. Devam edelim. Evet, DJ Umut Ersoy'u büyüledi. Şaba'da, Club'da hafta sonları DJ Umut sahneye çıkmaya devam ediyor. Kıbrıs'ın en iyi DJ'lerinden bir tanesi. Çok da başarılı. Kendisini tebrik ediyorum. Bu yüzden de hafta sonları Şaba'da, Club'da sahne almaya devam ediyor. Devam edelim. Evet, Fatoş Kumru Kakatici'ye alıştı. O artık bizden bir Fatoş Kumru. Özellikle son dönemlerde sahne aldı. İstanbul'dan Kıbrıs'a transfer oldu. Şava'da restoranda hafta sonları çıkmaya devam ediyor. Artık yaklaşık 3 haftada bizle birlikte geçtiğimiz haftada sahneye çıktı. Artık bizden biri oldu. Geçici bir süreli geldi ama Kıbrıs'ı çok sevdiğini kendisine konu kalmıştık. Dile getirmişti. Devam edelim. Evet, Devrim Öğün'ün sosyal medyası, tabii ki her hafta sizlerle birlikte, Hamidi ailesiyle birlikte, tabii ki Safa Karahasan'ın bir görüntüsü, Emine Seyitoğulları, Aspava Doğa ve Huzur Keyfi, tabii ki Caner Aspava da biliyorsunuz ki milli yüzücümüz. Yıllardır adından söz ettiğime devam ediyor. Sosyal medya paylaşımı Devrim Öğün'de sosyal medya bu hafta Yasemin'in konusu oldu. Devam edelim. Evet, genç psikolog İzlem Gülmez'in Çocukluk Çağı Korkuları çok güzel bir yazı aslında. Kendisiyle konu kalıyoruz. Her hafta bizle birlikte çocuk psikolojisi konusu hakkında konuşmaları ve yazısı bu haftaki Yasemin ile devam edelim. Evet, Yasemin kapağı, Hande Erben'den bir tane daha yok. Maxim Rol sahnesinde Aliya, tabii ki rengarenk Gülben. Funda'ra başkası olma, kendin ol. Evet, tabii ki haberlerimize devam ediyorum. Şimdi 11 Şubat'ta birçok ünlü Kuzey Kıbrıs'a gelmeye hazırlanıyor. Aşk şarkıları en güzel Sülüğü Afşar'dan, Volkan Konar'a, FETÖ Roman'dan birçok Ümit Besen'e, birçok sanatçı yine 11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs sahnesinde yer alacak. Yaklaşık 10'a yakın sanatçı Kuzey Kıbrıs'a. Tabii ki yeni sanatçılarımız da bir şekilde devam ediyor. Özellikle Aşk şarkılarını seviniz bir grup Frekans da Gönyeli'de Le Chateau Romance'a sahneye çıkacak. Bunu da buradan belirtelim. Tabii ki haberlerinize devam ediyoruz. Sosyal medyada yorum yapan herkese hem Instagram hem Facebook'ta herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yorumlarınız için tabii ki evet, gelen yorumlar var. İstanbul'a kadar izleniyoruz. Nazik Hanım sevgilerimi yolluyorum. Evet, devam edelim. Tuğba Yurt oyuncu Aybükü Pusat'ın kadınlara göre erkekler daha dedikoducu. Orada aslında katılıyorum. Ben de katılıyorum. Kadınlara göre erkekler daha da bir dedikoducu. Açıklamasına katılımını dile getirerek şunları söyledi. Bizim sektörde bunun çok
çok var. O yüzden sektör olarak aşina olduğumuz bir durum. Hep kadınlar için dedikodu yapar derler ama erkeklerden aşağı kalır. Yani yok, pusatın katıldığı pusata katıldığını söyledi. Ben de katılıyorum. Çünkü özellikle erkekler konusunda bizim adamız da daha çoktur. Sormayın. Evet, devam edelim. Kiracılarla jest yaptı. Kim yaptı? Ezgimoğlu'a pandemide yaşanan kriz döneminde iki evinin kiracısından uzun süre para almadı. Ezgimoğlu'a tabii ki bravo. Tebrik ediyoruz kendisini. Herkes kendisi gibi olsun. Acun Ilıyalı'ya geçiyoruz. Kızı Banu'nun doğum gününü bu fotoğrafla kutlayarak paylaşımla canım kızım beni hep gururlandırıyorsun. Hep seni örnek gösteriyorum. Duygularımı kelimelere dökmem zor. İyi ki doğdun. İyi ki benim kızım oldun. Ben hep mutlu ettin. İnşallah sen de mutlu olursun. Notuyla paylaşmış büyük kızının yeni yaşını kutlamış. Sinem Mehmet'e sevgilerimizi yolluyoruz. Emine Öz sevgiler. Nazik Hanım'a sevgiler. Tabii ki Fatoş Akança'ya sevgiler. Mehmet Eraslan'a sevgiler. Adı güzere sevgilerimi yolluyorum. Buradan Betül Aslan'a sevgiler. Eda Kandolu. Tabii ki Eda'cığım takip ediyorum senin programını. İyi işlere imza atıyorsun. Tabii ki Aytu Türkan da sevgili müdürüm beni izliyormuş. Sevgilimi yollarımsa. Buradan da çalışan üzerinden yorum yapar. Elçin Çolar'a sevgiler. Mustafa Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Mustafa Bey, Fatma Yüksel'e sevgiler. İzlem Gülmez sevgiler. Meriç Kanca'ya sevgiler. Tabii ki yorum yapan, izleyen herkese sevgilimi yolluyoruz sosyal medya üzerinden. Tabii ki birçok yorum var ve daha sonra kurumlar. Evet. İlginç bir aşk. Tabii ki ilginç bir aşk. Yıllardır Emre Altuğ'la evli olan, ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Çağla Şikel yeni bir aşka yelken açtı. Bu da belgelendi. Tabii ki çok güzel bir haber. Günün yılın bomba haberi diyebiliriz. Çünkü Emirgan'da sabah işine kadar eğlenen Çağla Şikel, Nail Gönelli çifti. Ardından Gönelli'nin avlanık köydeki evine giderek görüntüler. Aşk sonuna Gönelli'ye teşekkür ediyorum. İyi geceler demek netindi. Yeni bir aşka yelken açtı Çağla Şikel. Uzun zamandır hayatında biri yoktu. Emre Altuğ'dan 2015 yılında ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmadı. Ve ilk bomba taze haber tabii ki kanalınıza geliyor. Yeni bir aşka yelken açtılar. Evet, Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Doğukan Güngör'ü aşk yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu, aşk insanı kendine karşı bile ayarlandıran bir duygu. Bunu asla yapmam dediğinin her şeyi yapabilirsin. Aşık olduğum için değiştim oldu. Gerek yokmuş. Çünkü bir ilişki yaşıyorsak bunu da gündeme getirmemiz gerekir. Ki bu konuda özellikle dizi aşkları daha çok gündeme geliyor. Neden? Çünkü anlaşmalı bir şekilde ya dizinin entik yapması için de gündemde de kalmak için. Tabii ki Kızılcık Şerbeti'ni pek fazla izlemedim ama bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama bu aşk nereye kadar gider? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Barış Faray Ömer dizisi başarılı oyuncusu. Günümüz dünyasında içerikle çok fazla ilgilenmiyor. Daha çok başkasının ne giydiği, ne yediği, nereye gittiğini, nereye gezdiğini hep başkalarıyla ilgilendirmek doğru söylemiş aslında bu konuyla ilgili. Özellikle de ünlüler arasında bu çok oluyor. Evet. Artık programın da sonuna geldik. Haberlere bir bakalım. Evet. Özge Ulusoy'un ilginç bir açıklaması var. Yarın akşam da Fişin TV'de sunucusu Özge Ulusoy. 2 yıldır Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy evlilikle ilgili şu açıklamayı yaptı. Geçmiş ilişkilerinde de, şimdiki ilişkinde de konuşmayı tercih etmiyorum. Gözlerden uzak, kendimize özel bir şey yaşıyoruz. Kaçıp saklanarak değil, uslunca yaşamayı tercih ediyor. Şu an için evlilik durumu yok. Açıklamasını yapmış Özge Ulusoy. Doğru, katılıyorum kendisine. Gerçekten hem işinde hem sunuculukta hem de model olarak da adından söz ettirmeye devam ediyor Özge Ulusoy ama ileride akışına bakmış. İleride şu an için evlilik yok açıklamasını yaptı. Evet. Hem sosyal medya üzerinden hem Kıbrıs TV'den sosyal medyasından hem orta sayfa sosyal medyasından bizi izleyen, ekran karşısında bizi izleyen herkese bugünlük bu kadar efendim. Tabii ki yarın iki gün yokuz. Perşembe günü yine yeni bir isimle arkadaşımla birlikte magazini masaya atacağız. Sürpriz konular da olacak. Efendim, perşembe gününe görüşene kadar açta kalın, sevgide kalın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.